Piyasa Masası'ndan günaydın, iyi haftalar. Ben Zeynep Erataman, Gizem Uzuner Gençlik Araştırma Müdürü Yardımcımızla beraber bilançolardan yola çıkacağız ve borsayı bugün ilgilendirebilecek başlıkları ele almaya çalışacağız. Öncesinde ise Alaçı Yatırım'a dönüyoruz. Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle beraber bu sabah. Barış Bey, piyasa için yine bir tarafta ekonomik veriler, diğer tarafta jeopolitik gelişmeler derken her şeyi birden takip edeceğimiz bir haftaya başlıyoruz. Neler beklersiniz? Günaydın, iyi haftalar diliyorum öncelikle. Evet, bu haftaya veri açısından oldukça yoğun bir gündemle başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta yurt içi piyasalarda Borsa İstanbul güzel hareketler yaptı, olumlu yükselişler yaşandı. Haftanın son günü bir miktar bu hareketin düzeltmesini gördük ki beklediğimizde söylemiştik bu düzeltme hareketinin. Biraz da yurt dışını hızlıca değerlendirmek lazım. Yurt dışında global piyasaların yükselişini sağlayan en önemli gelişme ABD'de Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden çıkan olumlu haberlerdi. Yani bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik umutlarını artmış olması ilk aşamada bu fiyatlamaları gündeme getirdi. Fakat haftanın son gününe gelirken işte ABD cephesinden yine tersi açıklamalar gelmeye başladığını gördük. Aslında bu döngü sürekli olarak devam ediyor. Yani uzunca bir zamandan beri bunu takip ediyoruz. Önce alımlı açıklamalar geliyor, arkasından Trump'ın ters bir açıklamasıyla işler değişebiliyor. Yine buna benzer bir gelişmeyi şu anda gördük. Cumartesi günü Trump yaptığı açıklamada şu anda gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda bir anlaşmanın henüz olmadığını ve anlaşmanın istediği hızla devam etmediğini söyledi. Benzer ifadeleri yine geçmişte de kullanmıştı. O yüzden baktığımız hafta açılışında bu haberle birlikte geçen haftaki o coşkunun, yani yükseliş eğiliminin bir miktar yurt dışı piyasalarda törpülendiğini görüyoruz. Tabii sadece bu değil. Gelişmelere jeopolitik açıdan da bakarsak yine bu sefer baktığımızda yine uzunca zamandan beri devam eden Hong Kong'taki gösterilerin yine şiddetlenerek arttığını görüyoruz. Diğer açıdan bakarsak İran'da yine santrifüjleri gaz enjekte etme konusunda gelen haberler var ki burada yine kendisine uygulanan yaptırımlar karşısında tepkisini ciddi boyutta artırıyor. Yani genel anlamda bakıldığında riskli fiyatlamalardan biraz çıkışın gündemde olduğu bir gün görüyoruz ki baktığımızda Hong Kong endeksinde %3'e varan bir düşüş var. Yani baktığımızda yurt içine gelirsek eğer bu noktadan hareketle, yurt içinde de gündem tabii ki 13 Kasım'daki Sayın Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme. Şimdi bu görüşmede de yine beklentiler oldukça yüksek. Hepimizin bildiği gibi Suriye'nin kuzeydoğusuna başlatan harekat sonrasındaki süreç sona ermişti. Fakat orada yine terör unsurlarının devam ettiğini, eylemlerini görüyoruz. Buna ilgili görüşmeler gerçekleşiyor olacak. Yine tabii S-400'ler gündemde ki yine son gelen açıklamalara bakarsak ABD kanadından S-400'den alınması ya da vazgeçilmemesi durumunda yaptırımlar yeniden gündeme gelecek gibi yeniden geçmişteki bir konu gündeme getiriliyor. Tabii F-35'ler yine gündemde olacak ve 100 milyar dolara ulaşması beklenen ticaret hacmiyle ilgili gelişmeler yine görüşmeler bekleniyor. Yani bu açıdan bakıldığında geçmişte Trump'la Erdoğan arasındaki görüşmelerin çoğunun da olumlu sonuçlandığını bu noktada görüyoruz. Yani çok büyük bir tepki, olumsuz tepki gelmesini ben beklemiyorum. Yani ılımlı açıklamaların gelmesi muhtemel gibi gözüküyor. O yüzden bu taraf değil de biraz dışarı tarafın etkisiyle Türk lirası varlık fiyatlarında biraz satıcılı eğilim bu noktada gerçekleşebilir. O yüzden baktığımızda VIOP tarafı biraz satıcılı başladı. İşte yine Asya'nın satıcılı olması, ABD endekslerinin vadelerinin satıcılı olması. Bugün de Borsa İstanbul'a buradan hareketle gelirsek, baktığımızda bugün bir 102.500 ve altının denemesi gerçekleşebilir gibi gözüküyor teknik açıdan bakarsak. Cuma günü de bu seviyeden bahsetmiştim. 102.500, 102.500 buraları takip etmek lazım. Bu bölge üzerinde kalıp kalamayacağını önümüzdeki günlerde özellikle 13 Kasım ve ondan sonra gerçekleşecek gelişmelere göre de takip etmek gerekiyor. Yukarıda 104.000 direnci var. Yani bir süre, birkaç gün bu tarafta hareketler bu şekilde bantta gerçekleşebilir gibi geliyor. 101.500'ün altına gelirse de biraz daha aşağıda 101.500 desteği var. Buraları takip ediyor olacağız. Kur tarafına bakarsak biraz tepki aldı. Doların güçlü kalması bu noktada burada önemli. 98 seviyesi üzerinde devam eden dolar endeksi doların gücü nedeniyle bu noktada hareket ediyor. Biraz da bu beklentiler var. 13 Kasım beklentileri ama nispeten yatay bir hareket bekliyorum. Özellikle çarşamba gününe kadar. Aşağıda 5.69 200 günlük hareketli ortalaması. Yukarıda da 5.80. Bu aralıkta bir kur hareketi. Bence hafta ortasına kadar gözleyeceğiz gibi açıkçası beklenebilir diye söyleyebilirim. Son olarak bir de ons altına değinmek istiyorum. Yine bu ticaret görüşmelerinden çıkan mesajlar Cuma günü, özellikle Cuma gününe kadar 1459 hatta biraz da altı 1456'ya kadar düşüşler meydana getirmişti. Fakat baktığımızda biraz işte Trump'ın yine ters açıklaması ticaret anlaşmasına dayalı umutları biraz azalttığı için yine bahsetmiş olduğumuz yine diğer jeopolitik etkileri de bu noktada değerlendirmek lazım. Altının 1 Eylül'de de burayı test etmişti.
yine buradan tepki alma ihtimali olabilir. Yani ikili dip yaptı. O yüzden de yukarı yön hareketlilikler buradan tepki olarak değerlendirilebilir. Yukarıda 1470-75 bölgesini, biraz da yukarıda 1480 bölgesini takip etmek gerekebilir diye söyleyebilirim. Allaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni haftaya başlarken beklentilerinizi aktardınız ve yeni haftaya başlarken öncelikle tabii biz geçen haftadan devreden bilançoları şöyle bir hatırlayalım. Cuma itibariyle aldığımız bilançolarda örneğin BİM vardı. 3. çeyrekte 343.9 milyon TL'lik bir kar açıklaması vardı ama beklentinin altında kaldı. Neler söylerek analistler nasıl bir açılış beklerler bugün bize? Beklentinin altında kaldı derken aslında oraya şöyle... Ben tabii sadece maaşet rakamdan söylüyorum. Alt kalemler önemli tabii. Yani çok hafif aslında beklentilerin altında kaldı. %2 falan hani netkar rakamı. Açıklanan rakama baktığımızda mesela netkar rakamların işte 344 milyon TL olduğu görülüyor netkar tarafında. Ki piyasa beklentisine baktığımızda işte yaklaşık 350 milyon TL civarında bir beklenti vardı. Açıklanan bu 344 milyon TL'lik netkar rakamı BİM için çeyreksel bazda netkarının %1 düştüğünü gösteriyor. Yıllık bazda da %5 düştüğünü gösteriyor. Geri kalan operasyonel sonuçlarda olmayan sonuçlarda her anlamda hiç sürpriz olmayan bir bilanço aslında. Bu da olumlu ama beklentilere sürpriz yapmamasından kaynaklı analistlerin genel kanaati bugün BİM hisselerinde özel bir hareket yaratmaması yönünde oldu. Bugün saat 16.30'da zaten BİM'de 3. çeyrek finansalları ile ilgili bir telekonferans da düzenleyecek. Ekstra bir şey çıkarsa tekrardan bahsederiz. Detaylarına bakacak olursak satış rakamlarını göstereyim hemen nasıl bir değişime işaret etti. Satış rakamlarında zaten BİM'in satış rakamlarının hep lineer olarak arttığına genelde şahit oluruz. Bu çeyrekte öyle bir çeyrekte. 10.4 milyar TL bir satış geliri elde etmiş. Hemen ölçelim kısaca. Çeyreksel ve yıllık bazda bu rakam ne işaret ediyor? Çeyreksel bazda satış gelirleri BİM'in %2'ye yakın artış kaydetmiş. Bununla birlikte yıllık bazda satış gelirlerindeki değişime bakmak gerekirse yıllık bazda ciddi bir artış var. Tabii %23 oranında satış gelirlerini arttırdığı görülüyor. FAVÖK rakamı 845 milyon TL. Mesela çeyreksel bazda hiç değişim göstermemiş ama yıllık bazda FAVÖK'ünü %50 arttırmış. FAVÖK marjı da %8.1 olarak gerçekleşmiş. Çeyreksel bazda çok ufak bir düşüş işaret ediyor. Yıllık bazda ise 1,5 yüzde puan kadar bir iyileşme işaret etmiş. Şirket 3. çeyrek itibariyle yurt içinde 7.362, toplamda da 7.970 mağaza sayısına ulaşmış vaziyette. Fas'ta ve Mısır'da da mağaza sayılarına baktığımızda Fas'ta mesela 482 mağazaya ulaşmış. Mısır'da da 308 mağaza sayısına ulaşmış. Son çeyrekte de 11 yeni file mağazası açmış ve buradaki file mağazalarının sayısında 88 mağaza işaret ediyor. Net borç rakamının azaldığını gördük. Hani şirketle ilgili sayabileceğim en olumlu gelişme burası aslında. 3 milyar TL'ydi mesela. 2.1 milyar TL'ye kadar gerilemiş. Dediğim gibi hiç sürpriz olmayan bir bilanço. O yüzden de finansalların ardından bilanço etkisinin hisse üzerinde de çok hissedilmemesi bekleniyordu aslında. Şimdi bu arada gelen bilançolarda yine bir diğeri Deva Holding oldu. Orada da 3. çeyrekte %124 oranında artan ve 62 milyon TL'ye yükselen bir net dönem karı söz konusu oldu. Acaba pozitif bir açılış bu kadar büyük bir kar artışıyla beklemek lazım mı Deva'da? Evet, Deva'nın sonuçları gerçekten de olumlu geldiğini söyleyebiliriz. Yani çok fazla piyasa beklentisi olan bir şirket değildi açıkçası. Ama en azından beklentisini paylaşan analistlerle kıyasladığımızda genel itibariyle bilançonun pozitif yorumlandığını söylemek mümkün. Gerçekleşen rakam mesela 62 milyon TL'lik bir net kar rakamı diyoruz. Bu 62 milyon TL'lik net kar rakamı mesela geçen yılın 3. çeyreğinde 27 milyon TL'ymiş. Dolayısıyla yıllık bazda bakıldığında net karını şirketin %125 kadar arttırdığı görülüyor. Bu açıdan bakıldığında zaten pozitif olduğu anlaşılıyor. Brüt karı 172 milyon TL'ye gelmiş. Net kar marjı şirketin %18.6, brüt kar marjı %52.2. Çok iyi rakamlar. Ki geçen yılların döneminde mesela net kar marjı %12 idi. Bu çeyrekte %18.6'ya ulaştığını söylüyorum. Brüt kar marjı mesela %49.4'ten %52.2'ye yükseldiğini söyledik. Finansman giderleri düşmüş ki bu finans dışı şirketlerin tamamının 3. çeyrek için ortak özelliği. Geçen yıl o kadar yüksek finansman giderleri kaydettiler ki faizlerdeki düşüşe de paralel bu çeyrek nispeten daha iyi rakamlar olduğunu gördük. 9 aylık ana ortaklık net dönem karı bu çeyreğe de eklersek yaklaşık 200 milyon TL'ye yaklaştı. Ve bu da zaten geçtiğimiz yılın ilk 9 aylık rakamıyla kıyasladığımızda Deva Holding'in net karını %120 oranında arttığına işaret ediyor. Dediğim gibi her anlamda pozitif bir bilanço. Ege Endüstri ile devam edelim. Onlarda da 3. çeyrekte ana ortaklık
ortaklık net dönem karı %69.8'lik bir azalış yaşadı. Geçen yılın aynı içeriğine kıyasla geldiğimiz seviye 40.7 milyon TL oldu. Biraz negatif olarak yorumlandı aslında bu bilanço. Çünkü dikkat etmek gerekirse net kar grafiğini ekrana getirdim. Bu rakam bize gösteriyor ki mesela geçtiğimiz yılın 3. çeyreği zaten çok kuvvetli bir bazdı. Onu da ifade etmekte fayda var ama geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinden bu yana net karı lineer bir biçimde düşüş kaydetmiş. Mesela geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyasladığımda buradaki net kar rakamı %70 oranında net karın yıllık bazda düştüğünü gösteriyor. Net kar marjı şirketin %17.1, brüt kar marjı da %28.7 olarak gelmiş ki geçen yılın aynı çeyreğinde mesela şirket %83'e yakın bir net kar marjı kaydetmişti. Geçen yılın aynı döneminde %46.1 oranında da bir brüt kar marjı vardı. Yani marjlarında da çok ciddi bir azalma söz konusu. Finansman gideri kaydetmiş bu çeyrekte şirket. 2.8 milyon TL. Mesela geçen dönemin aynı, geçen senenin aynı döneminde Ege Endüstri'de farklı olarak bu finansman geliri şeklindeydi. Bu sefer bu çeyrekte bunun finansman giderine döndüğünü görmekteyiz. Geçen yılın aynı 9 ayıyla kıyasladığımızda net karın %23 oranında 9 aylık finansallarında düştüğü göze çarpıyor. Şimdi yine alfabetik gidecek olursak Enka İnşaat'ı gördüm. Orada da 911 milyon TL'lik notlarıma göre piyasa beklentisinin en azından terminale göre üzerinde gelen bir manşet rakam söz konusu oldu. Burada hisse hareketi acaba bugün nasıl olabilir? Burada Enka'nın aslında beklentisini bir kıyaslamakta fayda var. Çünkü Enka sürpriz olan hisselerden bir tanesi, sürpriz olan şirketlerden bir tanesi. Yani net kar rakamı bile beklentilerde çok ciddi ayrışma gösterebiliyor. O yüzden de ortalamayla kıyaslamakta zannedersen fayda var. Üçüncü çeyrek finansallarında mesela terminale göre 696 milyon TL ortalamada bir net kar beklentisi vardı. Gerçekleşen rakam 910 milyon TL'ye işaret ediyor. Dolayısıyla buradan bakınca piyasa beklentisinin üzerinde. Hatta ve hatta terminalde girilmiş zaten en yüksek beklenti 872 milyon TL net karda. En yüksek beklentini bir aştığını söyleyebilirim. Ama detaylarında farklılıklar var tabii. Şimdi detaylara geleceğiz. Öncesinde ise borsa açıldı. %0.22'lik bir değer kaybı var. 231 puan düşen borsa 102.921 puanda. Mali endeks açılışı itibariyle %0.41 değer kaybetti. Sanayi endekse %0.07. Banka endeksinde %0.82'lik düşüşlerle haftayı karşıladık. Şu anda en çok yükselen hisselerde Kerevitaş'ı görüyorum. En çok düşenlerde Ege Endüstri bir numarada. Ama biraz sonra hisse hareketleri otursun daha çok detaylandırırız. Dolar TL borsa açılışı itibariyle 5.76.86'da Euro TL tarafı ise 6.36.12 ile yeni günü karşıladı diyelim bilhassa radyodan takip edenler için ve istersen Enka İnşaat'la devam edelim Gizem. Orada yavaş yavaş bilanço hareketiyle de gördüğüm kadarıyla hareketli hisseler var. İşte Ege Endüstri bunlardan bir tanesi. Yine Koza tarafında gelen bilanço Koza grubunun 3 hissesi üzerinde de olumlu yönde etki yapmış. Onun da birazdan detaylarına bakarız. Keritaş'ta bu arada özel bir durum var. O yüzden şu aşamada en yüksek görüyoruz. Onu da değiniriz. Enka için dediğim gibi en yüksek net kar tarafındaki beklentiyi bile aşmış bir net kar rakamı gördük. Satış gelirlerine bakalım mesela. Satış gelirlerinde beklentilerin çok hafifçe altında kaldığı görülüyor. 2,5 milyar TL'lik bir satış geliri beklentisi vardı. 2,4 milyar TL'lik bir rakam açıklamışlar. FAVÖK beklentilerinin altında kalmış. 632 milyon TL'lik bir FAVÖK beklentisi vardı. 572 milyon TL'lik bir FAVÖK rakamı açıklamış. Ama mesela FAVÖK rakamında mesela en yüksek beklenti 661 milyon TL, en düşüğü 549 milyon TL. Dolayısıyla en düşüğüne biraz daha yakın gibi olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte net kar gelirler tarafındaki rakama da dikkat çekmek gerekirse orada 2.7 milyar TL'ye kadar uzanıyordu net gelirler tarafındaki en yüksek beklenti. O yüzden de bu yüzden özellikle Enka'nın beklentilerine dikkat çekmekte fayda var diye düşündüm. Bununla ilgili yorumları aktarayım mesela. Diyorlar ki mesela Ziraat Yasam'ın notundan aktarayım. Net kar tarafı iyi bir görüntü sergilemiş. Bizim beklentimizin üzerinde bir net kar gelmiş. Tahminimizdeki sapma taahhüt grubundan kaynaklanıyor diyor. Hem taahhüt tarafındaki net dönem karının hem de yatırım faaliyetlerinden elde edilen net 598 milyon TL'lik gelirin etkisiyle beraber net kar bizim beklentimizin üzerinde geldi demiş. Ama satış gelirlerine bakacak olursak mühendislik ve enerji grubunda yüksek hasılat var ama enerji segmentine bakacak olursak satışlarda %44'e yakın geri çekilme var. Brüt karına bakıyoruz. Satış maliyetlerinde daha düşük gelir gelirlemenin etkisiyle beraber 563 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Operasyonel giderleri birazcık artış kaydetmiş. Ama mesela bir başka yorum aktarmak gerekirse OYAK yatırımın gene Enka ile ilgili yorumu vardı. Operasyonel anlamda bizim beklentilerimizden daha zayıf sonuçlar elde etti Enka İnşaat diyorlar. Operasyonel olarak beklentilerden zayıf marjları şirketin baskı altında kalmaya devam ediyor.
Taahhüt grubuna baktığımızda buradaki marjlar bizim beklentimizden daha hızlı bir iyileşme kaydettiğine işaret ediyor. Enerji tarafındaki ise yorumu biraz daha negatif tarafta kalmış. Ziraat yatırımındakine benzer. O yüzden de hani Enka'nın fiyatlanmasına ilişkin bugün hani net bir beklenti yoktu. Çünkü herkesin beklentisi birbirinden çok farklılık gösterdiği için herkesin yorumu da değişti Enka'nın bilanço sonrasında fiyatlama üzerine. Şimdi gübre fabrikalarında da 45.4 milyon TL'lik bir ana ortaklık net dönem bu sefer zararından bahsediyoruz. Geçen yılın aynı döneminde de şirket 133.4 milyon TL'lik bir net zarar açıklamıştı. Onu hatırlatmakta fayda var. Buradaki rakamlara baktığımızda özellikle piyasa beklentisi bulunmadığını söyleyebilirim. O yüzden de tekil olarak yorumlardan bahsetmekte fayda var. Mesela faaliyet kar marjına baktığımızda 8.4 puan daralma var. Net giderin 3. çeyrekte 9 milyon TL olması ki geçen yılın aynı dönemde bu 205 milyon TL'ydi. Net zararın yıllık olarak daha düşük gerçekleşmesini sağlayan tarafa yazabiliriz bunu. Yıllık bazda gelirlerine baktığımızda %10'luk bir düşüş var. 821 milyon TL olarak gelmiş ama dediğim gibi piyasa beklentisi yoktu. FAVÖK rakamı 144 milyon TL olarak gelmiş. FAVÖK marjında %17.5 olarak gördük. Faaliyet karlılığına baktığımızda İran razide güçlü ama yurt içi tarafa baktığımızda faaliyet karlılığı zayıf seyrediyor şirketin. Bununla birlikte Türkiye'deki satış hacminde yıllık sınırlı da olsa bir artış var %8.8 oranında. Türkiye'den mesela 624 milyon TL gelir kaydetmiş. Bu rakam da yıllık bazda %1 artış demek. Üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı döneminde 119 milyon TL FAVÖK rardı. Bu dönem 144 milyon TL. Dolayısıyla FAVÖK'ünde yıllık bazda iyileşme var. Genel itibariyle baktığımızda hani razide faaliyetleri biraz zayıf seyrettiğini gösteriyor şirketin. Bunun haricinde hani faaliyet kar marjlarında daralma var. Bir de zarar rakamı kaydettiği için analistlerin hani tekil bazdaki yorumlarına baktığımızda mesela Garanti Yatırım gübre fabrikalarının ürettiği bu sonuçları negatif olarak değerlendiriyordu. Hı. O yüzden de bu sonuçların ardından hatta diyorlar ki biz gübre fabrikaları için kendi beklentilerimizi revize edeceğiz. Çünkü 3. çeyrek sonuçları bizim beklentimizden çok daha zayıf geldi demişler. Şimdi bu arada gübre fabrikalarını da değerlendirdikten sonra yine açıklanan bilançolar listesinde ilerlediğimizde İpek Enerji, Koza Anadolu ve Koza Altın'dan gelen bilançolar var. Üçünün de hissesi günü artılarda karşıladı. Bu arada açılış itibariyle 42 hisse yükselişte, 43 hisse düşüşte, 15 hisse ise yataydaydı. Onu da hatırlatmakta fayda var. İstersen İpek Koza grubu hisselerini de şöyle bir gözden geçirelim Gizem. Burada en fazla hani dikkat çekmek istediğim Koza Altın. Diğer grup şirketlerini de söyleyeyim kısaca. İpek Enerji'ye bakıyorum. Ana ortaklık net dönem karı 119,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Geçen yılın aynı dönemine kıyasladığımızda %18 kadar bir artışa işaret ediyor. Pozitif. Koza Anadolu'ya bakıyorum. Üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda 228.4 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda %19'luk bir artışa işaret eder. Koza Anadolu için de pozitif. Koza Altın çok fazla model portföyde yer aldığı için Koza Altın'ın detaylarından bahsetmekte bence fayda var. Hı hı. Ki oradaki üçüncü çeyrek net dönem karı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğiyle kıyasladığımızda %8 oranında artış kaydetmiş ve 526 milyon TL olarak gelmiş. Beklentilerden güçlü sonuçlar ürettiğini gözlemleyebiliriz. Koza grubunun her anlamda. Hı hı. Ki piyasa beklentisinin hem üzerinde %20'ye yakın üzerinde bir net kar sonucu elde etti. Hem yıllık hem de çeyreksel bazda da net karındaki artış devam etti Koza Altın özelinde. Net karda yıllık olarak artıştaki en önemli etmen hem altın üretiminde artış var şirketin hem de altın fiyatları ortalamayla kıyasladığımızda zaten daha yüksek. Bundan kaynaklı net kar aslında piyasa beklentilerine bu denli pozitif bir etki sağlıyor. Hem gelir tarafı daha pozitif geldi. Hem FAVÖK tarafı büyüme kaydetti. Kur farkı gelirlerinden oluşan bir 146 milyon TL'lik yatırım faaliyetlerinde bir gelir var. Yani detaylarına baktığınızda sürpriz yapmasına gerekçe olarak şirketin kendi temel faaliyetleri aslında etkili. Yani işte vergi geliriydi, işte kurdan kaynaklıydı, o bu değil. Hem altın fiyatları hem satış hacmindeki artış etkili. Koza Altın'ın mesela altın üretimine baktığımızda yıllık bazda altın üretimini %43 arttırmış. Çeyreksel bazda ise %24 oranında artış kaydetmiş. Ovacık'ta mesela %34'lük bir artış. Kaymaz'da %12. Masra'da işte yine artış kaydetmiş. Yani altın üretiminde yani her faaliyet gösterdiği bölgede artış var. Hani bölgesel olarak da artış var her bir bölgede. Aynı zamanda bir de pozitif etmen olarak sayabileceğim beklentilerini de yukarı yönde revize ettiler şirket. Yani Koza grubunun bilançosu iyi, bir de 2019 beklentilerinde de yukarı yönde revizyon taşıdığı için aslında biz bu finansalların bir de hisse fiyatına
fiyatlarına pozitif yansımasını görmekteyiz. Altın üretim hedefinde yine yukarı yönde revizyona gidiyorlar. Daha öncesinde mesela 300 ila 320 bin oz arasında altın üretim hedefi vardı şirketin. Üçüncü çeyrek finansallarının ardından bunu 300 ila 350 bin oz seviyesine çıkardılar. Yılın ilk 9 ayında zaten 245 binlik bir altın üretimi var. O yüzden de son çeyrekte böylece ne olmuş oluyor? 85 bin ila 105 bin oz aralığında üretse yetiyor. Hedefini zaten tutturmuş oluyor. Altın üretimindeki artış ve daha yüksek ortalama altın fiyatları zaten geliri desteklediğini söyledim. Bu yüzden gelir rakamı da piyasa beklentilerinin üzerinde. Yani olumlu, her anlamda olumlu bir bilanço karşımıza çıktı Koza Altın tarafında. Dediğimiz gibi Koza grubunun 3 hissesinde birden gün artılarda zaten karşılandı. Eksilerdeki hisselere de şöyle bir baktığımda az önce Ege Endüstri'yi konuştuk ama bankaları görüyorum. Hem Şekerbank tarafında %1.92 hem de vakıflar tarafında %0.87'lik düşüşler var. Şekerbank 18.4 milyon TL kar etti. Vakıfbank da 503.2 milyon liralık karıyla tahminlerin üzerinde gözüküyor. Evet, Vakıfbank'ın rakamları 503 milyon TL'lik bir solo net kar rakamına işaret ediyor ki bu piyasa beklentisi mesela 440 milyon TL civarındaydı. Piyasa beklentisinin üzerinde bir net kar rakamı var. Ki bu rakam çeyreksel bazda Vakıfbank'ın %37 oranında net karın arttığına işaret ediyor. Yıllık bazda ise %51 oranında düşüşe işaret ediyor. Bu bankalar için zaten temel bir faktör yıllık bazda düşüşün kaydetmesi. Öz kaynak karlılık oranına baktığımızda yani %7 civarında gerçekleştiği görülüyor. Biraz hani gerçekleşen net kar rakamıyla tahminler arasındaki farka değineyim. O biraz daha karşılık giderleri analiz beklentilerinden daha düşük geldiği için aslında net karda pozitif yönde bir sürpriz gördük. En önemli sebebi bu. Bununla birlikte yani genel itibariyle baktığımızda her anlamda olumlu bilanço olduğunu söyleyebiliriz. Yani bankanın net karının üzerinde baskı oluşturan karşılık giderleri BDDK kararının sonrasında zaten artış gösterdi. İlk iki çeyrek ortalaması düzeyinde karşılık giderleri ayrılmış olsaydı Vakıfbank'a zaten net karının çok daha yüksek olacağını görecektik. Bunun haricinde hisse performansına hani bu nispeten yansıdı mı diye bakacak olursak ona da belki değinmekte fayda var. Çünkü bankaların bu seneki performansı iyi. Vakıfbank tarafına baktığımızda yani Halkbank'a harç tutuyorum ama genel itibariyle mesela BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yatırımcısına %13 getiri sağladı. Bankalar %23'e yakın getiri sağladı. Vakıfbank'ın bankacılık endeksine göre biraz daha az getiri sağladığını gözlemliyoruz. %19, %20'ye yakın bir getiri sağlamış yılbaşından bu yana. Aslında burada kıyasladığım işte 6 büyük banka içerisinde getiri anlamında bakıldığında en düşük getiriyi sağlayan, negatif tarafta kalan yani götürü sağlayan da Halkbank var %18 kadar. Ama şunu da eklemekte zannedersen fayda var. Ucuzluğuna bakılacak olursak ona zaten şey yok. Hani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Şöyle göstereyim. Benim burada kıyasladığım dikey eksende fiyat defter değeri, yatay eksende ise beklenen fiyat kazanç oranı var. Şurada pembeyle gösterdiğim nokta, burada kıyasladığım bankaların ortalama beklenen fiyat defter değeri ve beklenen fiyat kazanç oranını gösteriyor. Vakıfbank'ı ise şuradaki mavi baloncukla gösterdim. Yani her anlamda zaten değil hani Türk bankalarının dünyadaki bankacılık endeksi ya da gelişmekte olan ülke banka hisse senetlerine göre ucuz olması Vakıfbank'ın kendi üzerine baktığımızda bizim kendi Türk bankacılık hisselerimize göre ortalamasına göre bile ucuz kaldı zaten görülüyor bir taraftan. Şimdi bankaları da şöyle bir değerlendirdik. Koç Holding hissesi %0.86 kadar yükseliyor. Orada da 1.08 milyar TL'lik 3. çeyrek net karı tahminlerin üzerinde gözüküyor terminale baktığımızda. Evet, bu rakam da zaten çeyreksel bazda %25, yıllık bazda ise net karının %15 oranında azaldığına işaret etmiş Koç Holding tarafında. Zaten 9 aylık rakamlarda geçtiğimiz yılın aynı 9 aylık rakamlarıyla kıyasladığımızda net karının %14'lük bir azalmayla 3.3 milyar TL'ye geldiğini gösteriyor. Ki bunun en önemli sebebi enerji segmenti aslında. Beklentilerle kıyasladığımızda aslında beklentilerle biraz üzerinde diyebiliriz aslında. O da ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki performanstan kaynaklanıyor. Yani aslında finansalların ağırlıklı olarak beklentisi Koç Holding üzerinde finansalların ardından pozitif bir reaksiyon görebiliriz şeklinde. Nitekim öyle olduğu görülüyor. %0.86. Daha iyi olabilirdi ama enerji segmenti dediğim gibi biraz daha zayıf. Ama otomotivin yanı sıra bir de dayanıklı tüketim tarafında operasyonlarının başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani genel itibariyle baktığımızda olumlu. Yani satış gelirlerine bakıyorum. Burası olumlu. Dayanıklı tüketim tarafında bir de işte yani genel itibariyle her anlamda olumlu. Operasyonel karlı da artış kaydetmiş %21 kadar.
Yani her anlamda olumlu bilanço aslında kısaca Koç Holding tarafında. Şimdi bu arada benim elimdeki diğer rakamlara baktığımda Karsan var. Zarardan kârlara geçmişler. 12.1 milyon TL'lik bir kâr söz konusu olmuş. Yine Alcatel tarafı 43.5 milyon liralık bir kâr açıkladı. Halkbio tarafında %22.4 milyon TL'lik %41.5'luk azalışla bir yine kâr rakamı söz konusu. ICBC tarafında başka bir açıklama var. Katmerciler tarafında yine bilanço var. 11.8 milyon TL'lik kar diyorlar. Son olarak Orge Enerji tarafında da yine 11.1 milyon TL'lik bir kar açıklaması olduğunu söyleyebilirim. Kerevitaş'ta bir özel durum var dedin Gizem. O evet. Nedir? O şu. Kerevitaş Gıda dolaylı bağlı ortaklarından Marsaya bağlı ortaklı ve Western Foods and Packaging'de dahil olmak üzere ev dışı tüketim biriminde satış imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılarla görüşmeler yapmak üzere ünlü yatırım holding AŞ ve ünlü menkul değerler AŞ'yi yetkilendirdiğini açıkladı. Şirketin 8 Kasım'da kapa yaptığı açıklamada kararın 1 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısına alındığı ancak açıklanmasının ertelendiği belirtilmiş. Dolayısıyla bu özel durum açıklamasının aynı zamanda Kerevitaş tarafında olumlu yönde fiyatlandığını görmekteyiz şu aşamada. Koç Holding'e müsaadenle çok ufak bir ek yapayım bu arada. Herkes çünkü analistlerde dikkat çekmişler, o yüzden söylüyorum. Hani olumlu diyorum ya, zaten %96 açık iştirakları zaten bilançoyu önceden açıklamıştı. Bir ondan nötr diyenler var. Bir de normalde işte 3 aylık ortalamasıyla ya da 1 yıllık ortalamasıyla kıyaslamışlar iskontosunu, şirketin kendi iskontosunu, şu an primli. O yüzden de hani bu sonuçlar her ne kadar olumlu olsa bile hem biraz bekleniyor olması hem de hisse performansı zaten pozitif önceden yansımış olmasından kaynaklı o beklenen pozitiflik o kadar da net yansımayabilir şeklinde yorumlar vardı. Bu arada ICBC'de farklı bir haber akışı var dedik, hemen onu da söyleyelim. ICBC Bank'in İstanbul Tower'ı satın aldığı şeklindeki yorumlar, haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklaması geldi bankadan. Onu dile getirelim. TAV tarafında bu arada doluluk rakamları, yolcu rakamları geldi. İstersen onları da değerlendirelim Gizem. Ocak Ekim dönemi için Antalya Havalimanı dahil İstanbul Atatürk Havalimanı hariç %8'lik bir artışla 80 milyon seviyesini açıkladılar. Evet, yani bu sonuçların etkilemesi beklenmiyordu. Ocak Ekim dönemine baktığımızda hizmet verdiği yolcu sayısı Antalya Havalimanı'nda dahil edersek ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na hariç tutarsak %8 oranında artarak 80 milyon olarak gerçekleşmiş. İstanbul Atatürk Havalimanı kapandığı tarih olan 6 Nisan'a kadar dahil edersek de yolcu sayısı böylece 96.1 milyona gelmiş oluyor. Yani etkilemesi beklenmeyen sonuçlarda TAV için açıklanan rakamlar. Şimdi gelelim bugünün ajandasına. Bugün bilanço herhalde gelmeye devam edecek. Evet. Pegasus mu geliyor bugün? Pegasus geliyor. Bir de Doğuş Oto'nun bugün açıklaması bekleniyor. Hemen beklentisine de kısaca bakalım Pegasus tarafında ne bekleniyormuş. Orada spesifik yorumlar da var. Pegasus'ta her ne kadar hisse performansı en iyilerden biri de olsa yine de özel beklentiler ve hisse performansına da etkilerini yazmışlar. 984 milyon TL'lik bir net kar kaydetmesi bekleniyor Pegasus'un 3. çeyrek itibariyle. Gelirler tarafına bakacak olursak 3.9 yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir kaydetmesi söz konusu olabilir demişler. Bununla birlikte Favök tarafındaki beklenti 1.9 milyar TL. Eğer bu rakamlar gerçekleşirse yıllık bazda her anlamda büyümüş olacak şirket. O yüzden de beklenti de olumlu tutulmuş. Onu da ifade etmekte fayda var. Yani 3. çeyrek için Pegasus'tan beklentiler her anlamda olumlu. Mesela Vakıf Yatırım demiş ki yurt içi ve yurt dışı birim yolcu gelirlerinin artışı ve yan gelirlerin katkısıyla beraber güçlü operasyonel ve net kar büyümesi bekliyoruz demişler. O yüzden de onlar mesela satış gelirlerinin yıllık bazda %19'luk bir artışla beraber 4 milyar TL'ye gelmesini bekliyorlar. Şu aşamada terminalde verilmiş en yüksek beklenti, az önce dedim ya, yaklaşık 4 milyar TL'lik bir net gelir elde etmesi bekleniyor. En yüksek beklentiyi paylaşan 4.3 milyar TL bekliyor. Garanti Yatırım menkul değerler demiş onda. En düşük beklentiyi paylaşan da 3.7 milyar TL'lik bir gelir beklentisi olduğunu paylaşmış. Yani her anlamda zaten büyümeye işaret edecek. Doğuş'u da söyleyeyim hemen. Doğuş Oto tarafındaki beklentilerdeki yansımada terminalde şu şekilde oldu. Hemen çeyreksele çeviriyorum tablomu. Çeyreksel bazda 22.3 milyon TL'lik bir net kar elde etmesi bekleniyor Doğuş Oto'nun. Gelirler tarafında 2.3 milyar TL, Favök tarafında ise 150 milyon TL'lik bir Favök rakamı kaydetmesi bekleniyor. Vakıf Yatırım bununla ilgili de demiş ki mesela net finansal giderlerdeki yüksek seyrin bu çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz. Bu yüzden de net karı net finansman giderlerinin özellikle baskı altına alacağını düşünüyoruz demişler. Satış gelirlerine baktığımızda piyasa beklentisine paralel beklentileri var. Favök tarafında 140 milyon TL'lik bir beklentisi var. Piyasadaki ortalama beklentinin biraz daha altında bir beklenti paylaşmışlar. Net kar tarafındaki
beklenti mesela çok sapmış burada. Vakıf Yatırım 7 milyon TL net kar rakamı bekliyor ama piyasanın beklentisi dediğim gibi 22 milyon TL. Bu arada net kara dair beklenti 2 milyon diyen de var, onu da söyleyeyim. 51 milyon TL net kar açıklar diyen de var, onu da Ata Yatırım demiş mesela. O yüzden Doğuş Oto'nun piyasa beklentisi çok ciddi ayrışma gösteren şirketlerden bir tanesi. Şimdi bu arada borsaya bakıyorum. Dell Holding şu anda en çok yükselen hisse. Arkasında Gözde Girişim, Kerevitaş Parsan ve Işıklar Enerji Yatırım Holding var. Hemen en çok düşenlere gittiğimde Ege Endüstri'yi görüyorum. Arkasında BİM, Fenerbahçe, Odaş ve Kardemir'de ilk beşin tamamlandığını aktarabiliyoruz. Piyasa masasının bugün de böylece sonuna geldik. Yarın sabah yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.